Dünya barış hedeflenerek Santiago de Cemaati tarafından düzenlenen Barış Gelecektedir programı geniş katılımlı bir programla Anvers'te gerçekleştirildi. 3 gün süren programın ilk gününde dünyanın farklı bölgelerinden farklı dinlere mensup vatandaşlar bir araya geldi. Programda konuşan Avrupa Konseyi Eski Başkanı Herman Van Rompuy, barışın yolu ortak değerler ve ortak kaderden geçer. Ayrıca barış günlük mücadele gerektirir dedi. Rompuy açıklamalarının devamında aşırı milliyetçiliğin de barışa zarar verdiğini aktarırken aşırı milliyetçilik savaş anlamına gelmektedir dedi. Mısır müftüsü Şavki İbrahim Abdülkerim ise güncel olayları kastederek İslam dininin aşırılığa ve radikalliğe kesinlikle karşı olduğunu ifade ederken kendi aramızda da bir güven zemini oluşturmalıyız. Bu da diyalog yolundan geçer. Şu an yaşanan zulümlerin de İslam'la ilgisi yoktur. Terör yayan azınlıklar İslam'ı temsil etmiyor. İslam şiddet diniymiş gibi gösteriliyor ve medyada buna çanak tutuyor dedi. Suriye'den gelen ve Orta Doğu'dan sorumlu Ortodoks Patriği Afrem ise yaptığı konuşmada Orta Doğu'da savaş halinde olan ülkelerin geleceği olmadığını da belirtti. Orta Doğu bölgesinde Hristiyan vatandaşların da büyük sıkıntı içinde olduğunu aktaran Patrik Afrem, savaşların kimseye faydası olmadığını söyledi. Arjantin'den gelen Haham Abraham Skorka, herkesin barış için birlik ve beraberlik içinde çalışması gerektiğini belirtirken, bizlerin Hristiyan ve Müslüman toplumuyla paylaştığımız çok ortak nokta var ve yaşanan sıkıntıların cevaplarını da birlikte bulmamız gerekiyor şeklinde konuştu. Santiago Cemaatinin 3 günlük Barış Gelecektedir isimli programının son gününde 3 farklı ibadet yerinde barış için ortak dualar edildi. قِنَا عَذَابَ النَّارِ